Merhaba, Sınav Yayınları 24 Adımda AYT Matematik Bitirme Seti'nin 23. Adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan sınav ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için kitin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben Volkan Şampiyon. 24. adımda AYT soru bankamızın 23. adım trigonometri 1 konusuyla devam ediyoruz. Peki trigonometri 1'de e, neler var? Açı ölçü birimleri ve esas ölçünün bulunması, birim çember, trigonometrik fonksiyonlar ve özellikleri, dik üçgen tri trigonometrik oranlar ve trigonometrik fonksiyonun işaretleri sıralaması şeklinde devam edeceğiz. Evet sevgili dostlarım, şimdi öğren bölümüyle başlayalım. Birincisi arkadaşlar derece bir çemberde arkadaşlar bir çemberin 1 bölü 360'ı yani 360'da birine biz bir derecelik yay adı veririz. Peki bu yayı gören merkez açı ise bir derecelik nedir? Açı adı verilir. Buna göre tam çember yayın ölçüsü 360 derecedir. Her zaman tamam 360 derece diyoruz. Doğru mudur? O halde arkadaşlar hemen şöyle bir şey yapalım. Bir derece zaten bu şekilde gösteriliyor. Bir dereceyi 60'a böldüğümüz anda arkadaşlar bu bize neyi veriyor? 1 dakikayı vermiş oluyor. Yani 1 derece eşittir 60 dakika. E peki dakikayı da bu sefer de tekrardan 60'a böldüğümüz anda o da zaten bakın bize neyi verecektir? Saniye cinsinden değerini verecektir. Ha, demek ki arkadaşlar dereceyi 60'a böldüğümüz anda bu dakika cinsinden. Aynı şekilde dakikayı da tekrardan 60'a böldüğümüz anda zaten saniye. Gösterim iki nokta şeklinde gösteriliyor. Onun için bir derecenin karşılığı o zaman 60 dakika. Ve bu da aynı zamanda arkadaşlar 60 çarpı 60'dan 3600 saniye olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar mesela e, buradaki değerleri bulabilmek için. Mesela x saniyelik açıyı derece dakikaya da saniye türünden yazmak istediğimizde her zaman şunu yaparız. Kardeşim saniyeyi 60'a bölersin. Çıkacak olan zaten derece nedir? Dakika. Aynı zamanda derece dediğimiz anda zaten bunun bu şekilde yazılımı unutmayın arkadaşlar. Bizde nedir? Bunun derece, dakika ve saniye cinsinden yazılımını vermiş olur. Peki radyan nedir? Bir çemberde yarı çap uzunluğundaki yaya bir radyanlık ray adı verilir. Ve bu yayı gören merkez açısı ise bir radyanlık açı adı verilir. Bir çemberin tüm yayının ölçüsü 2 pi radyandır. Tamam için arkadaşlar. Ve pi'nin karşılığını zaten biz biliyoruz. 3,14. O halde 360 derecenin karşılığı radyan cinsinden neymiş güzel kardeşim? 2 pi radyandır. O halde bizim için önemli olan kısım şu. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Bir açının ölçüsü ve derece türünden, aynı zamanda radyan türünden de değerini bulmak istediğimizde derece bölü 180 eşittir. R bölü pi dediğimiz anda zaten buradaki radyan olur, derece olur, birbiri türünden değişimini bulmuş oluruz. Arkadaşlar açı değerimiz 0 derece ve 360 derece arasında olmalı. Şuna dikkat edin bunu çok kullanacağız. Alfa eşittir. Teta artı k çarpı 360 derece ise biz buradaki nedir? Teta sayısına alfa yani nedir? Açısının derece cinsinden esas ölçüsü denir. Burada esas ölçü bizim için zaten kullanılacak olan açı birimi olacaktır. Onun için arkadaşlar biz bu şekildeki sorularda işte açı değerini teta artı k çarpı 300 alfa şeklinde yazdığımız anda oradaki bize teta değeri her zaman neyi verecektir? Esas ölçüyü verir. Tabi bunların hesaplamaları var. Onlarla ilgili zaten devam edeceğim. Aynı şekilde benzer biçimde teta her zaman 0 ile 2 pi arasında zaten nedir? Olmak üzere sıfıra eşit ama 2P'ye eşit değil buna dikkat edin. Ve aynı zamanda alfa eşittir teta artı 2 e, teta artı k çarpı 2P ifadesinde yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki nedir teta sayısına alfa açısının yine radyan türünden esas ölçüsü adı verilir. Ve bir de şunu unutmayın alfa 360 dereceden büyük ise alfanın eset ölçüsü alfanın 360'ı bölümünden kalandır. Yani bize bir derece değeri verildi. Biz bunu şunu yapacağız arkadaşlar. 360'a böleceğiz. Böldükten sonra zaten kalan kısım bizim esas değerimiz olacak. Yani esas açımız olacak. Açı eksi olabilir derece. Onun için bu seferde de bulduğumuz üzerine 360'ı tamamlayarak devam edeceğiz. Ve aynı zamanda radyan türünden hesaplamalar yapıldığında arkadaşlar şunu unutmayın. Burada alfa değeri 2 işte büyükse paydanın çift katı olacak biçimde getirilir. Bak buna dikkat edin. 2 pi veya katlarını atarız. Kalan alfa açısının esas ölçüsüdür. Aslında şöyle bir yol söyleyeceğim ben size. Raden hesabını yapmak için arkadaşlar verilen sayıyı her zaman paydadaki sayının iki katına bölüp kalan kısmını bulacağız. Kalan kısmı ile başlangıçlık sayının paydasında yazdığımız anda aslında değerini bulmuş olacağız. Oradaki iki kat olayını birazdan kısaltmaya çalışacağım. Şimdi sevgili dostlarım incele bölümüyle devam edelim. Şimdi 240 derecelik bir açının işte kaç radyan olduğunu hesaplayalım. E derece bölü 180 eşittir. R bölü pi. O halde buradan hemen derece zaten verilmiş. 240 bölü 180 R bölü pi'den. R zaten buradan 4 pi bölü 3 olarak bulunur. Hatta açı değerini hesaplamak istersek de pi yerine 180 yazdığımız anda nedir derecesini de bulmuş oluruz. Mesela verilen bu açının kaç derece dakika ya da saniye olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar e, neydi? 1 derece 60 dakika o da zaten 3600 saniyeydi hemen yapacağımız tek şey bunu 60 hızlı bir şekilde böleriz böldüğümüz anda 10 derece nedir 600 e, buradan ne çıktı şu şekilde hemen alt taraf kısmına yazalım 10 derece 12 dakika ve 24 saniye şeklinde ne yaparız hemen bunu yazabiliriz mesela bütünlerini sormak istediğinde ki bütünler kısmında şuna dikkat edin arkadaşlar bunun bütünler kısmında mesela işte açı verilmiş 10 derece, 12 dakika 24 saniye. Şimdi gelelim 100 derece 45 dakika 50 saniyelik açının bütünler açısının ölçüsünü hesaplayalım. Bütünlerden kastedilen 180 derece, 179 derece artı 1 derece şeklinde ayırdık. 179 derece artı e ben 1 dereceyi unutmayın arkadaşlar 60 dakika şeklinde yazabiliyorduk. E 60 dakikada 59 dakika artı e 1 dakika. E 1 dakikayı da 60 saniye şeklinde yazarsak nedir? Birbirinden çıkardığımız anda hemen bunun karşılığını bulmuş oluruz. En sevgili arkadaşlar şimdi pekiştir bölümüne devam edelim. Şimdi bize verilmiş 23540 e, saniyelik açı kaç derece kaç dakika ve kaç saniyedir? Hemen arkadaşım şunu yapalım. 60'a böldüğümüz anda 6 derece 32 dakika 20 saniye şeklinde nedir? Hesaplanmış olur. 57 pi bölü 5 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır? E hemen biz şunu yapıyorduk hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar bu şekildeki sorularda 57'yi alın tamam mı? Paydadaki sayının 2 katına böleceksiniz. Böldüğümüzde bakın burası kaç oldu? 50. Kalanımız arkadaşım kaç? 7'dir. O zaman 7'yi al. Yanına pi yaz bölü. Paydadaki sayıyı olduğu gibi yazacaksın. O halde demek ki bunun da nedir? Esas ölçü Diğeri zaten TT dediğimiz durum direkt çıkmış olur. Yani şunu yazmanızda gerek yok. Tamam mı arkadaşlar? Bölüp hemen paydanın iki katına böleceksiniz. Kalanı bulduktan sonra kalan bölü bu. Yanına pi'yi ekleyin çıksın. Peki eksi olarak verdiğinde fark etmez. Sen yine aynı şekilde bunu 46'yı tekrardan paydanın iki katına böldüğümüzde. Burası 6 çarpı 7 kaç olacaktı? 42. Buraya 4'ü yazdım. O zaman deriz ki 4 bölü paydalık sayımız bakın kaç? 3. Buraya da pi yazdık tamam bunu bulduk. Eğer ki burası eksi ise yapacağımız tek şey 2 pi eksi nedir? 4 pi bölü kardeşim 3 diyeceğiz. Buna dikkat edin. Buradan da kaç olacaktan 2 pi'den bulduğumuz bu değeri çıkaracağız. 6 buradan da 2 pi bölü nedir? 3 olarak çıkmış olur. Dördüncü soruya devam edelim. Esas ölçüsü kaç derecedir? Bakın benden derece istiyor. Hemen şunu yapıyorduk neydi arkadaşım? 22 bölü bu paydan 2 katını aldığımızda böldüğümüzde 2 burası kaç yapıyor 20 kalan nedir 2 çıktı o zaman 2 pi bölü paydalık sayımız 5 tamam hemen raden derini hesapladık o zaman derece bölü 180 eşittir nedir r bölü pi dediğimiz anda esas ölçüsünü bulmuş oluruz en sevgili dostlarım uygula bölümüyle devam edelim Radyanlık açının esas, ölçüsü kaç derecedir? E, yapacağımız tek şey hemen neydi? 71'i alırız. Paydanın iki katına böleceğiz. Buradan e, 8 çarpı 8 64. Kalanımız kaç çıktı? 7. O zaman 7 pi diyorduk bölü. Padlet sayımız 4. Tamam. Eksisi burada dursun. Bir de ne yapıyorduk? Hemen eksi olduğu için 2 pi ekliyorduk. O halde burası da pi bölü 4 olarak bulunmuş olur. Cevabımız E şıkkıdır. İkinci soruya devam edelim. Olduğuna göre A açısı artı B açısının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar hesaplayalım hemen. Gelelim bunları şu şekilde bir toplayalım. Şimdi saniyelerden başladığımızda. E, hesaplamada şuna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi toplama kısmında yaparken buradaki eldelikler saniye mi geçecek dakikaya mı geçecek hesaplamız şu olsun. 35 artı 53. Burayı toplarsak güzel kardeşim burası kaçmış oluyor? 88 saniye. Çık buradan 60'ı. O zaman buradan 28 saniye kalacak. Buraya 1 dakika geldi. Oldu burası 50 dakika. Hesabı toplarsak burası kaç oldu? 97. Çık 60'ı. Buradan da 37 dakika kaldı. Buraya da kardeşim 1 derece 60 dakikaydı. O zaman buraya da 40 geldi. O zaman burası da 51 derece 37 dakika 27 saniye olarak bulunmuş olur. Cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir ABC üçgeninde A açısı 4 pi bölü 5 radyan ve B açısı 28 derece olduğuna göre benden istediği nedir? C açısı kaç derecedir? E hemen arkadaşlar şunu şu şekilde yapalım. Üçgenimiz şöyle olsun. Şimdi A açısı aynı şekilde B açısı ve C açısı. Şimdi derece bölü neydi güzel kardeşim? 180 eşittir. 4 pi bölü 5 çarpı pi. Değil mi? R bölü pi'di. Sadeleştirdiğimizde buradan 5 tane D eşittir. Burası 720. O zaman buradan derece karşılığı kaç çıkmış oluyor? 140 kaç derece? 4 derece. Doğru mudur? Burası 144 derece. Demek ki A açısı 144 derece. B açısına baktığınızda 28 derece. Toplamı 172 yaptı. O zaman burada kaç derece kalmış oluyor? 8 derece kalmış olur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soruya devam edelim. Olduğuna göre diyor ki ee açısının 5'te biri hangisidir? E 5'e bölerek yapacağız. E hesaplayalım güzel kardeşim. Ben şimdi bunu 5'e böldüğüm anda burası kaç olacaktır? 8 derece. 2 derece buraya geldi. 2 derece kaç yapıyor? 120 dakika. O zaman burası da 137 oldu. Aynı şekilde ben 137'yi 5'e böldüğümüzde Buradan 5 çarpı 2 10. Aynı şekilde 37. 5 çarpı 7 35. 2 mi arttı? O zaman bakın burası şöyle söyleyeyim. Birincisi 8 derece. 137'yi böldüğümüz anda o zaman kaç oldu burası? 27 dakika. 2 dakikamız art. 2 dakikada buraya verdiğimizde 2 dakika kaç yapıyor? 120 saniye. 40 da buradan arkadaşlar 160 saniye. O halde ben 160'ı tekrardan 5'e böldüğümde Buradan da kaç çıkacaktır? 32 saniye. O zaman 8 derece 27 dakika 32 saniye olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız D çıkılır. En sevgili arkadaşlar şimdi trigonometriyle devam edelim. Öğren bölümü. Birim çember. Merkezi dik koordinat sisteminin başlangıç noktası yarıçap uzunluğu bir birim olan çembere birim çember adı verilir. Bilim çemberde saatin dönme yönü negatif. Unutmayın saatin dönme yönü yani şu şekilde dönme yönümüz kardeşim negatif diyor. Aynı şekilde saat yönünün tersi yönme dönme olayı da pozitiftir. Saat yönünün tersi yönündeki hareketler biz buna pozitif yön Diğer türlü durumda zaten negatif yöndür. Baktığımız anda pozitif yön bu şekilde. Saat yönüne aynı olan dönme de negatif yöndür. Şimdi sevgili arkadaşlar incele bölümüyle devam edelim. Bizim için en önemli olan kısmı şu. Birim çember üzerinde bulunan herhangi bir ax noktasının koordinatları daima x kare artı y kare eşittir. 1 eşitliğini sağlar. Bunu unutmayın. Mesela A 1'e 4 noktası birim çember üzerinde ise hemen formülümüz zaten yazdığımızda x kare artı burası y kare eşittir 1. Dediğimiz anda zaten nedir değerini A değeri buradan çıkmış olur. Tamam mı arkadaşlar? Örneğin birim çemberin başlangıcı x ekseni üzerindeki a 10 noktası alınır. Birim çember üzerinde pozitif yönde saatin ters 360 derece dönünce tekrar başlangıç noktasına gelinir. Diyor ki bir açının birim çember üzerindeki koordinatlarını mesela nasıl bulacağını inceleyelim. 765 derecelik bir açının normalde arkadaşlar esas ölçüsünü bulmak istersek 765'i 360'a böldüğümüzde 2, 2, 2, kaldı. O zaman esas ölçümüz kaçmış? 45. Hemen 45 derecelik açı. Doğru mudur? E burası bir birimse zaten. Neydi? E, hesaplama kısmını hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Burası mesela kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. E bunların karesini ben aldığım anda zaten nedir? 2 bölü 4, 2 bölü 4. 4 bölü 4'ten zaten 1 değini vermiş olacak. Doğru mudur? Demek ki A noktasının apsisi kök 2 bölü 2. Koordinatı da aynı şekilde kök 2 bölü 2 olarak bulunmuş olur. En evet, sevgili arkadaşlar şimdi pekiştir bölümle devam edelim. Şimdi bizden istediği noktası birim çember üzerinde olduğuna göre A'nın negatif değeri kaçtır? Şimdi bakın A'nın negatif değerini soruyor. E hesaplamamız şu olsun hemen birim çember üzerinde olduğu için biz şöyle yapmıştık doğru mudur? X kare aynı şekilde artı Y kare eşittir 1 olması gerekiyor. Şimdi A'nın negatif değerini hesaplamaya başlayalım. E, buradaki negatif değerinde şimdi X gördüğümüz yeri A doğru mudur? O halde buraya yazıyorum A kare artı Yine bunu yazdığımızda 2'nin karesi 4, kareli kök birbirini götürdü, burası 9 eşitmiş 1. O zaman buradan a kare eşittir 1 eksi 8 bölü 9. Baktığımız anda a kare eşittir burası 1 bölü 9. O zaman a değeri güzel kardeşim artı eksi kaç çıkacaktır? 1 bölü 3. Benden negatif değerini istediği için o zaman burası eksi 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Tamam mı sevgili dostlarım? İkinci örneğimize devam edelim. Ölçüsü 60 derece olan pozitif yönlü, yani pozitif yönü neydi? Saat yönünün tersi yönünde. AB yayın, AB birim yayının başlangıç noktası A10. Tamam. Ve olduğuna göre diyor ki B birim noktasının koordinatları nedir? Şimdi benden B'nin koordinatlarını istiyor. O halde başlangıç noktası 1 ise kardeşim burası 1. E 30-60-90. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı neydi? Kök 3 bölü 2'dir. Benden B noktasının koordinatlarını istiyor. O zaman B noktasının apsisi 1 bölü 2, ordinatı da kök 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. En sevgili arkadaşlar şimdi uygula bölümüne devam edelim. İkinci bölgedeki B noktası bize verilmiş noktası birim çember üzerinde olduğuna göre diyor ki P değeri kaçtır? E birim çember üzerinde olduğuna göre hemen x kare artı nedir? Y kare eşittir 1. Bunları böyle bir yazalım x değerine baktığımızda e karesini alalım. Kök 6 bölü 4'ün neydi kardeşim? Karesi artı. Aynı şekilde p'nin karesi eşittir 1. Buradan hesaplığımız anda p kare eşittir 1 eksi. Burası 6 bölü 16. Buradan p kare eşittir. Burası 10 bölü 16. Her tarafın kökünü aldığımızda artı eksi kök 10 bölü 4 olarak bulunmuş olur. İkinci bölgede olduğu için birinci bölge, ikinci bölge. Doğru mudur? Benden istediği P değeri ordinat olduğu için ikinci bölgede ordinat değeri pozitif değerdir. O zaman A buradan P değeri kök 10 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. Şekilde verilen yaylara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ABC yanı ABC yayı demiş ki pozitif yönlüdür. E bakalım ABC. Arkadaşlar şöyle baktığımız anda saat yönünün ters yönünde olduğu için bu doğrudur. DCB yayı. E DCB yayına baktığımızda saat yönüyle aynı yönlü olduğu için negatif yönlüdür. Doğru. BDA. E BDA'ya baktığımızda evet BDA kardeşim nedir? Şu şekilde B D A. O zaman B'de A yayına baktığımızda nedir? Saat yönünün ters yönü olduğu için pozitif yönlüdür. B, C, D yayına baktığımızda B, C, D. şu şekilde bakarsak nedir? Saat yönünün kardeşim nedir? Ters olarak hareket ettiği için pozitif yönlü olması lazım ama negatif yönlü demiş. O halde nedir? D olamaz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soruya devam edelim. Ölçüsü 45 derece olan negatif yönlü. Hemen şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şimdi 45 derece olacak şekilde demiş ki negatif yönü saat yönüyle aynı olacak şekilde hemen şöyle yapalım. Şimdi güzel kardeşim 45 derecesi bunu buraya yazdık. Hemen şunu da şöyle bir birleştirelim şu şekilde. C-1 demiş ki 0 noktası o zaman 45 45 burası 90 doğru mudur? Peki şunu koordinatlarına baktığımızda benden... D bitim noktasının koordinatları toplamı nedir? E güzel kardeşim burası neydi? Kök 2 bölü 2. Aynı şekilde ordinat değerine baktığımızda o da kök 2 bölü 2 idi. Benden istediği eksi kök 2 bölü 2 artı aynı şekilde kök 2 bölü 2. Bunu toplarsak sıfır olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. En sevgili arkadaşlar şimdi öğren bölümüyle devam edelim. Trigonometrik fonksiyonlar ve özellikleri. Evet şimdi aynı şekilde y ekseni sinüs ekseni unutmayın arkadaşlar. x eksenimiz bizim kosinüs ekseni. Aynı şekilde burada kotanjant eksenine baktığımızda aynı şekilde değil mi burası. Tanjant eksenine baktığımızda evet burası. Açı değeri. Şimdi burada kaçın değerleri var. Kosinüs, sinüs, tanjant ve kotanjant bunun özelliklerinden bahsedeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi birincisi şu. Kosinüs ve sinüs fonksiyonları. Bir çemberde P(x,y) demiş ki noktasının absisine göre alfa açısının kosinüsü, ordinatına ise sinüsü adı verilir. E dedik ki normalde kardeşim şu üçgene baktığımızda AOP. E bakın hemen şimdi AOP üçgeni için konuştuğumuzda AOP'de buradaki kaçın dedik ki x ekseninin aynı şekilde kosinüsü, aynı şekilde buranın da ne olur arkadaşlar? Sinüs adını veriyoruz. Buradaki x dediğimiz tamam x değeri eşittir kosinüs alfa artı k çarpı 2 pi'dir. Y eşittir sinüs alfa artı k çarpı 2 pi'dir. Bu da kosinüs alfa ve sinüs alfadır. Yani şuradaki açı değerleri zaten bunun nedir? Kosinüs ve de sinüs değerlerini ortaya çıkarmış oluyor. Tanjant ise arkadaşlar AT uzunluğuna baktığımızda buradaki AT uzunluğumuz tanjant alfa. Yani tanjant alfa artı k çarpı pi'dir kotanjanta baktığımızda o da alfa artı k çarpı pi'dir. Onun için bunun da tanımından burası tanjant alfa ve aynı şekilde burası da kotanjant nedir? Alfa şeklinde yazılır. Şimdi kosekant ve aynı şekilde sekant fonksiyonunun incelenmesinde. Arkadaşlar sekant alfa demek sekant alfa demek 1 bölü kosinüs alfa demektir. Kosekant alfa da arkadaşlar 1 bölü sinüs alfadır. Bazıları bunu karıştırıyor. Yani şöyle bir kodlama yapabilirsiniz. E sekantı S si, si harfiyle başlıyor. E, o zaman sinüs tersini düşüneceksiniz. Yani 1 bölü kosinüs. E kosekant kosinüs e, K harfi öyle düşüneceksiniz. O zaman tersi sinüs yani 1 bölü sinüs harfi şeklinde yorumlayabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada bizim bilmemiz gerekenler işte S noktasının alfa açısının sekantı unutmayın. C noktasının ordinatına ise nedir? Kosekantı adı verilir. Şimdi tanımlı oldukları zaten yukarıdaki eksinin tam tersi oluyor. Tanımlı oldukları değer için şunu kesinlikle unutmayın. Sin kare artı kos kare alfa eşittir 1'dir. Tanjant alfa nedir? Sinüs bölü kosinüs. Kotanjant alfa ise kosinüs bölü nedir? Sinüstür. Bunu unutmayacaksınız. Bunları zaten sürekli yapacağız. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1'dir. Bunlar genelde özdeşliklerde kullanılacak. Bize mesela işte kotanjant ve tanjant değerlerini verdiğinde sanki biz bunu çarpanlara ayırmadan tamam Yapıyormuş gibi bu x'in ortaya çıkarttığımızda orta terimleri yok etmede genelde kullanılacak. Sekant alfa eşittir neydi? 1 bölü kosinüs alfa ve kosekant alfa eşittir 1 bölü nedir? Sinüs alfadır. Arkadaşlar kosinüs değerimiz eksi 1 ile 1 aralığında olması gerekiyor. Eşitliği var. Aynı şekilde sinüs değeri de eksi 1 ile 1 aralığında olması gerekiyor. Mesela x ekseni tamam kosinüs y ekseni de sinüse bağlıdır. Onlardan bahsedeceğiz. Sinüs 0 derece ile kosinüs 90 0 derecedir. Tamam arkadaşlar biz işlemleri şöyle yaptığımızda hemen sen şunu yapacaksın burası x kardeşim tamam burası y ekseni. Sinüs 0 derece ile kosinüs 90'ın karşılığı her zaman nedir? 0'dır. Sinüs 90 tamam sinüs 90 derece aynı zamanda kosinüs kardeşim 0 derece 1'dir. Ve bunların zıttı olduğu için e, sinüs 270 aynı zamanda kosinüs 180 eksi 1'dir ve kosinus e, kosinüs 270 artı sinüs 180'in olması lazım. Zaten sıfır olması gerekiyor. Tanjant değeri arkadaşlar eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında kotanjant alfa da aynı şekilde bu aralıkta değer alması gerekiyor. Burada sadece şuna dikkat edin. Alfa eşittir 2k artı 1 çarpı pi bölü 2 için tanjant alfa tanımsızdır. Bunu dağıttığınız anda zaten bakın buradan k çarpı pi artı aynı şekilde buradan da pi bölü 2 değeri çıkacaktır. Ve şu durum içinde zaten nedir? Kotanjant ne oluyor arkadaşlar? Tanımsız olmuş oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar inceli bölümüyle devam edelim. Bunları hemen bir kullanalım. Tanjant x eksi kotanjant x bölü sekant x eksi kosekant x, x nedir? E şimdi tanjant sinüs bölü kosinüs. Doğru mudur? E kotanjant kosinüs bölü sinüs yazdık. Hemen bunların paydasını işlediğimiz de sin kare x eksi kos kare x bölü sinüs x çarpı kosinüs x oluyor. Bunların paydasını işlediğimiz anda sinüs x eksi kosinüs x bölü bunların çarpımıdır. E baktığımızda güzel kardeşim bunların paydaları aynı doğru mudur? E zaten bunlar birbirini götürecek. O zaman yapacağımız tek şey şurada sin kare x eksi kos kare x. iki kare farkını uygularız. Sinüs x eksi kosinüs x. x sinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x eksi kosinüs x'tir. E zaten bunlar birbirini götürdüğü için cevabımız bu olmuş olur. Peki. Kosinüs alfa değeri 2x bölü 6, 2x 6 bölü 3 olduğuna göre x hangi aralıkta değer alabilir? E ben şunu biliyorum. Kosinüs açı değeri neydi? Eksi 1 ile 1 aralığında değer alması gerekiyordu. Hemen bunu eksi 1 1 aralığına yerleştiririz arkadaşlar. Paydasını işlediğimizde x'in karşılığını değil, x'in aralık olarak değerini bulmuş oluruz. En evet sevgili arkadaşlar pekişli bölümüne devam edelim. Olduğuna göre tanjant x değeri kaçtır? Şimdi hemen içten dıştan çarpımı yaparız. Doğru mudur? 8 kosinüs x eksi 4 sinüs x eşittir. 3 kosinüs x artı 6 sinüs x'tir. Hemen bunları sağa sola attığımızda 5 tane kosinüs x'in karşılığı 10 tane sinüs x çıktı. Sinüs x bölü kosinüs x'e baktığımızda 5 bölü 10. O da zaten 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimizle devam edelim. Sinüs x artı tanjantı ben hemen sinüs bölü kosinüs diye yazarım. Doğru mudur? E şurada sinüs x parantezine aldığımızda burası 1 artı 1 bölü kosinüs x. Aynı şekilde 1 artı kosinüs x'tir. Bunun paydasını işlediğimiz anda kosinüs x artı 1 bölü dediğimiz anda şunlar birbirini götürdü. Sinüs bölü en son kosinüs kalır. O da zaten bakın nedir? Tanjanttır. Üçüncü sorumuz. ifadesini sadeleşmiş bir aşağıdakilerden hangisi de bulalım. Sin kare x bölü ifadesi verilmiş. Kardeşim sin kare x bölü Tanjant x dediğimiz sinüs x bölü nedir? Kosinüs x çarpı. Kosekant kardeşim neydi? 1 bölü sinüs x eksi kosinüs x. Şunlar birbirini götürdü. O zaman sin kare x bölü 1 eksi kosinüs x eksi kosinüs x. Hemen bunu paydasını işlediğimizde sin kare x bölü 1 eksi kos kare x bölü kosinüs x'tir. O halde sin kare x çarpı ters çevirdiğimizde kosinüs x bölü 1 eksi cos kare x'tir. E güzel kardeşim 1 eksi cos kare x zaten ne demekti? Sin kare x artı cos kare x eşittir 1'di. O zaman bunlar da birbirini götürdü. Kosinüs x olarak bulunmuş olur. En sevgili arkadaşlar şu uygula bölümüyle devam edelim. İfadesini alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? E şimdi arkadaşlar sinüs x fonksiyonuna baktığımızda Şimdi hesaplama şu sinüs x fonksiyonu eksi 1 artı 1 aralığında değer alıyor. Doğru mudur? Eksi 1 artı 1 ifadesini sağlaması gerekiyor. Eşitlik var çünkü. O zaman şöyle yapalım. Bu ifadenin alabileceği mesela ben burada sinüs x değerine baktığımızda. Şimdi güzel kardeşim buradaki sinüs x değeri eğer ki eksi 1 olarak çıksaydı. Yani ifadesinin sonucu açı değeri eksi 1 olsaydı. Burası 8 2'den kaç çıkacaktır? 4. O zaman bizim x'imiz kesinlikle en fazla 4 oluyor. En az da baktığımızda e ben burası olsa olsa kardeşim sinüs x değeri buradan bir değeri çıktığında çünkü sıfır verdiğimiz da tam çıkmayacaktır. Benden tam sayı si değerlerini soruyor. Burası da bir olduğunda yukarısı eksi 2 bölü 2 olacaktır. O da güzel kardeşim eksi 1. O zaman eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 dahil olmak üzere toplarsak nedir? Alabileceği değerler toplamı nedir? 9 olarak bulunur. Cevabımız 5 şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. Tanımlı olduğu değerler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kosekant x çarpı tanjant x 1 bölü kosinüs x. Arkadaşlar kosekant x neydi? 1 bölü sinüs x. Doğru mudur? Çarpı. Tanjant x de neydi? Sinüs x bölü. Aynı şekilde kosinüs x. Bunlar birbirini götürdü. Bu işlemin sonucunun 1 bölü kosinüs x olması gerekiyor. Evet bu doğrudur. E buraya baktığımızda b şıkkında e biz bunu cos kare x parantezini aldığımızda burası cos kare x artı aynı şekilde sin kare x olacak. E burası zaten 1'dir. E kosinüs kare x olarak çıktı. Doğru mudur? Bakın cos kare x. E 1 bölü sekant diyor. E sekant zaten 1 bölü cos kare x oldu. Ters çevirdiğimizde bunu vermiş oldu. Evet o zaman bu da doğru. Tanjant x çarpı kotanjant x. Evet bu zaten 1. Bu da doğruydu. Sinüs x artı e, cos kare x bölü sinüs x. Hemen bunun paydasını işlediğimizde buradan sin kare x artı aynı şekilde cos kare x bölü. Burası güzel kardeşim sinüs x eşittir. Yukarı zaten 1 yapacaktır. Aynı şekilde 1 bölü sinüs x. E şimdi sekant ne demekti? Sekant 1 bölü. Kosinüs x ama sonuç 1 bölü sinüs x çıktı. O zaman demek ki yanlış olan bu. Doğru cevabımız D şıkkıdır. E aynı şekilde buna baktığınızda burası da sinüs x çarpı aynı şekilde kosinüs x bölü. Burası sonuçta sinüs x. E bunlar birbirini götürdüğü için kosinüs x olarak çıkar. O zaman demek ki bu da doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkı. Üçüncü soruya devam edelim. Diyor ki sinüs x eşittir a olduğuna göre sıfırla pi aralığında olmak üzere hemen şöyle muhteşem üçgenimizi bir çizelim şöyle çizdik. Peki 90 aynı şekilde açımız şu olsun sinüs x e karşı bölü hipotenüs. O zaman nedir e, Pisagor'dan buradan da bakın ne çıkacaktır burası e, y kare artı a kare eşittir. 1 dediğimiz anda burası 1 eksi zaten a kare çıkacaktır. Benden istediği kotanjant x. E güzel kardeşim kotanjant x demek neydi? Komşu e, aynı şekilde bölü karşı. O zaman kotanjant x'in komşusu 1 eksi burası ne oluyor? A kare komşu bölü karşı dediğimiz anda doğru cevabımız 5 olarak bulunur. Dördüncü soruyla devam edelim. Olduğuna göre tanjant x kare artı tanjant x kare değeri kaçtır? Peki şöyle bir şey yapsak e, olabilir mi? Harf taşıma olayına girsek örnek veriyorum. İşte diyelim ki buna a buna b dediğimizde aynı şekilde soruda benden o zaman a kare artı diyelim ki b karenin ne olduğunu istiyor. Ben bu ifadenin şu anda komple karesini alırsam. Tam kare açılımı yapıyorum. Birincinin karesi Birincil ikincinin çarpımının iki katı zaten ikincinin karesi eşittir 9. E, A çarpı B. E, güzel kardeşim zaten burası tanjant x. Değil mi? Şöyle yapalım. Burası tanjant x çarpı zaten kotanjant x eşittir 1'di. E şurası 1. E o zaman a kare artı buradan b kare eşittir kaç çıkmış oldu? 7. E a zaten tanjant B de kotanjantı. Tanjant x kare kotanjant x kare eşittir. 7 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. En evet, sevgili arkadaşlar şu öğren bölümüne devam edelim. Dik üçgende trigonometrik olanları nasıl hesaplayacağız? Evet. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Tanjant karşı bölü komşu. Kotanjant da komşu bölü karşı. Şimdi bazı e, açı değerlerini şu şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi diyelim ki 1, 1, kök 2 şeklinde. Pisagor'dan diyelim ki 45, 45, 90 için yaptığımızda. Sinüs 45. Karşı bölü hipotenüs kök 2 bölü 2. Kosinüs 45 ile sinüs 45 aynı değere sahip zaten. Tanjant 45, 1. Kotanjant 45 de aynı şekilde 1 değeridir. Aynı zamanda biz bunu 30, 60, 90 üçgeni olarak hesapladığımızda hemen 60, 60 eşkenar üçgeni çizdiğimizde bir kenar uzunluğu 2 birim olsun. İkiz kenar olduğu için taban indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böldü. Hem açı ortay hem kenar ortay aynı zamanda yükseklik demiştik. O zaman 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı bunun köküç katıydı köküç. E açıları hesaplayalım. Sinüs 60 e neydi? Karşı bölü hipotenüs. Kosinüs 60 1 bölü 2. Kosinüs 60 aynı zamanda sinüs nedir? 30'dur. Mesela burada e, açı değerleri eğer ki yani, unuttuğunuz anda hemen bunu çizin. Tamam mı arkadaşlar? İşte sinüs 60 neydi? Karşı bölü hipotenüs. E ona bakarsan sinüs 60, e 30, komşu bölü hipotenüs. E hani sahip o zaman sinüs 60 her zaman kosinüs 30'a eşittir. Sinüs 30 aynı şakalı şekilde kosinüs 60'a eşittir. Tanjant 30, tanjant neydi? Karşı bölü komşu 1 bölü köküç. E aynı şekilde e, burada da Tanjant 30, kotanjant 60. A. E kotanjant da karşı bölü neydi? Komşu. Onun değerleri zaten aynı olarak çıkmış oluyor. Onun için tablo ezbere de bilinebilir. Ya da e, sen dersin ki işte açı değerlerini ben böyle yazdığımda işte sinüs 0 derece, sinüs 30 derece 1 bölü 2, 45 derece kök 2 bölü 2, 60 derece kök 3 bölü 2, sinüs 90 1'dir. Kosinüse baktığımızda e kardeşim e, 0 derece 1. Doğru mudur? E aynı şekilde 90 derece 0. Buradaki açı değerleri zaten bulduk. Tanjanta dikkat edin. Tanjant 0 derece kardeşim 0. Ama 90 derece zaten tanımsızlıktır. Tanımından bahsetmiştik. Bu sefer de o zaman kotanjant 0 kardeşim tanımsız. O halde kotanjant 90 değeri de nedir? 0'dır. Şimdi arkadaşlar bir de normalde buradaki değerlerde e, şunu unutmayın toplamları 90 derece olan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Zaten grafikte böyle şey, tablo da tabloda bu şekilde olduğunu gördük. Bir de özel olmayan açıların trigonometrik değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır. Mesela açımız 0 ile 90 derece arasında ise ve kotanjant x'in karşılığı 1 bölü 2 olsun. Acaba bu işlemin sonucu nedir? E hemen yapacağımız tek şey şudur. Kotanjant x'i hemen şu şekilde sıfırla 90 derece olduğu için hemen şöyle bir çizelim. Şurası 90 derece. Buraya x verdi. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. O zaman burası da kaç yapmış olur zaten? Kök 5'tir. Değerleri kullanacaksınız. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. Kosinüs x komşu bölü hipotenüs aynı şekilde sinüs x değerlerini deyip de buradan hesapladığımızda sonuç 5/4 bölü olarak bulunur. Yani size bir açının kendi özelliği ya da değeri verilmediğinde hemen bir tanışken çizeceksiniz ve ona göre tamamlayacağız. Peki arkadaşlar, Pekiştiri bölümüyle devam edelim. Buna göre tanjant x çarpı tanjant y çarpımının değeri kaçtır? Şimdi güzel kardeşim, şu paralellik olduğu için zaten biz aynı zamanda buraya da y diyebiliriz. Doğru mudur? Burası x'e zaten e baktığımızda hemen şuradan dolayı burası da x oluyor. E hesabımızı yapalım. Tanjant x'imizin karşılığı. Neydi tanjant? Karşı bölü komşu. Doğru mudur? E karşı bölü komşudan 3 bölü 2'yi bulduk. Tanjant, e, tanjant, özür dilerim, e, tanjant x'e baktığımızda 3 bölü 2, onun değerini bulduk. Tanjant y'ye baktığımızda aynı şekilde, onu da ben şöyle uzatabilirim. Doğru mudur? Yine aynı şekilde, karşı bölü komşudan 3 bölü 2, x'in çarpımı da 9 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Mesela arkadaşlar ikinci soruyla baş devam edelim. Buna göre diyor ki tanjant alfa değeri kaçtır? E hemen şöyle yapalım. E burası 2 alfa alfa. E şimdi burada bakın alfa var 90 var. E şimdi burada 2 alfa tamam burası 90 olarak verilmiş. Hemen şöyle bir şey yapalım. Ben buraya betayı verdiğim anda. E şimdi buradan alfa 2 e, beta 2 alfa eşittir 90. E şimdi burayı da aynı şekilde tamamlayabilmek için Buraya da güzel kardeşim alfa artı ne yazmak zorundayım? Beta yazmam gerekiyor. Doğru mudur? E ondan sonra yapacağımız tek şey burası 6, 8 zaten kaçtır? 10 değil mi? Pisagordan bulduk. Benden istediği tanjant alfa diyor. E tanjant alfanın özelliği arkadaşlar. E şimdi şuraya baktığımızda hc uzunluğu. E şimdi bunlar sonuçta bakın aynı değil mi? İkiz kenar üçgen oldu. E bunun tamamı da zaten 10'dur. Buraya da 4 kaldı. Tanjant alfa karşı bölü komşu. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Evet dostlarım uygula bölümüyle devam edelim. X artı Y 90 derece olarak verilmiş. Hemen şöyle yapalım. Açı değerlerimizde bakın 90 derece tamam şuraya x diyelim burası da ne olsun y. Kafamıza göre yazalım burası a olsun burası b olsun buraya da c dedik. Şimdi hesaplayalım. Çizgimizi çektik. Sinüs x. Sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Doğru mudur? O zaman burası a bölü c artı kosinüs y. E kosinüs y komşu bölü hipotenüs. O da a bölü c. Doğru mudur? Kosinüs x'e baktığımızda kosinüs x komşu bölü hipotenüs. Yani b bölü c artı sinüs y. Sinüs y de karşı bölü hipotenüs. b bölü c. E yukarısı güzel kardeşim 2a bölü c çarpı Alt tarafta C bölü 2B. Şu C'lerimiz gitti. 2'ler gitti. Bu işlem sonucu A bölü B çıktı. E A'nın B'ye oranı karşı bölü komşu. E, baktığımızda mesela aynı şekilde bunun tersi. İşte tanjant Y diyelim. Tanjant Y neydi? Karşı bölü komşu. Olmadı. Kotanjant Y e komşu bölü karşı. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. A AH uzunluğu vermiş arkadaşlar. Bizden BH uzunluğu aşağıdaki kadar hangisine eşittir diyor. Atıyorum BH uzunluğuna biz P diyelim. Şimdi hesaplamış olsun. Burası alfa. Burası 90'sa. şuraya da güzel kardeşim beta'yı verdiğimizde burası 90 olsun. Aynı zamanda burası da alfadır. Değil mi? Şimdi BH uzunluğuna bakalım. Ee, bizden istediği BH uzunluğu. Şimdi ben bunun açı değerine baktığımda. Şimdi şöyle düşünün karşı bölü komşu yani P bölü 3 doğru mudur? Bize neyi vermesi gerekiyor? Tanjant alfayı vermesi gerekiyor. E ama şimdi şıklara baktığımızda kardeşim buradan P'nin karşılığı o zaman 3 tane ne olması lazım? Tanjant alfa olması gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Yukarıda verilenlere göre tanjant x çarpı tanjant y çarpımı kaçtır? CB uzunluğuna baktığımızda güzel kardeşim CB uzunluğu tamamı 4, CD uzunluğu 1. O zaman ben buraya K dersem o zaman buraya da kaç kalmış oldu? 3 kalır. Şimdi 90 X ise o zaman buranın Y olması lazım. Doğru mudur? E peki burası 90 burası e Şimdi benden istediği şu. Tanjant X diyor. E şimdi tanjant X neydi? Karşı bölü. Doğru mudur? Şöyle karşı bölü komşu. E, bunun hesaplamasını şöyle yapalım güzel kardeşim. Buraya diyelim ki B diyelim. Şimdi tanjant x'ten başlıyorum. Karşı x bölü komşu çarpı tanjant y. E, tanjant y şu büyük üçgende yine karşı bölü komşu dediğimiz anda o zaman burası da B bölü kardeşim 4K. Şunlar da birbirini götürdüğü için bu işlerin sonucu 1 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soruyla devam edelim olduğuna göre kosekant teta değeri kaçtır? Hemen muhteşem üçgenimizi bir çizelim. Doğru mudur? Şu şekilde şöyle birleştirelim. Şimdi e, hesaplamız şu olsun o zaman. Kosinüs teta bölü aynı şekilde sinüs teta eşitmiş. Burası 3 bölü 1. E şimdi kosinüs bölü sinüs arkadaşlar neydi? Kotanjant. Doğru mudur? O zaman kotanjant teta değeri 3'tür. Şurası 90. Aynı şekilde ben buraya teta dersem kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Komşusu 3, karşısı 1 olmak zorunda. Çünkü paydasında 1 var. O zaman Pisagor'dan da burası kaç çıkacaktır? Kök 10. Benden kosekant değerini istiyor. E kosekant değeri arkadaşlar. Onu şu şekilde yazalım. Kosekant eşittir. Neydi? 1 bölü sinüs teta. Doğru mudur? O zaman 1 bölü sinüste baktığımızda sinüs teta değeri neydi güzel kardeşim? Karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 10. E bunu da ters çevirirsek burası da kök 10 olarak bulunur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. En sevgili arkadaşlar şimdi öğren bölümüyle devam edelim. Trigonometrik fonksiyonların işaretleri ve sıralaması. Şimdi arkadaşlar birinci bölge dedik ki saat yönünü zaten ters yönünde bölgenlerim ortaya çıkıyordu. Doğru mudur? Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölgemiz ve dördüncü bölgemiz. Arkadaşlar birinci bölgede sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Birinci bölgede bütün değerleri her zaman nedir? Pozitiftir. Hatta arkadaşlar kodlama şu şekilde yapabiliriz. İşte, işte sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Buradaki değerleri her zaman pozitiftir. İkinci bölgeye baktığımızda bakın ikinci bölgede y değeri pozitif olduğu için sinüs arkadaşlar sıfırdan büyüktür. Ama onun haricinde x ekseni negatif olduğu için kosinüs tanjant kotanjant değerleri nedir arkadaşlar? Her zaman sıfırdan küçük değerlere sahiptir. Üçüncü bölgeye baktığımızda y ve x dahil olmak üzere nedir? Eksi olduğundan dolayı sadece nedir? Pozitif olanlar tanjant ve kotanjanttır. Çünkü onlar karşı bölü komşu olduğu için arkadaşlar doğru mudur? Her zaman X'in eksiye bölüm artı muhabbetinden dolayı 3. bölgede sinüs ve kosinüs eksi ama tanjant ve kotanjant değerlerimiz artıdır. Dördüncü bölgeye baktığımızda dördüncü bölgede x ekseni pozitif y ekseni negatif olduğundan dolayı sinüs eksidir. Çünkü İşleme baktığımızda karşı bölük hipotenüs dediğimiz anda eksi değeri sahiptir. Kosinüs değeri kardeşim pozitiftir. Tanjant ve kotanjant değeri de nedir? Negatif değerlere sahiptir. Çünkü e, eksenlerde karşı bölük komşu dediğimiz anda bunlar zaten eksi değere sahip olacak. Sadece buradan kosinüse dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? E, onun için buradaki işte sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant şeklinde bunları nedir? Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Şimdi bir de arkadaşlar sinüs eksi x'in değeri eksi sinüs x'tir. Unutmayın. Kosinüs eksi x'in değeri kosinüs x'tir. Tanjant eksi x'in değeri eksi tanjant x. Kotanjant x'in değeri ise eksi kotanjant x olur. Bir de birinci bölgede sinüs ve kosinüs ve kosinüs, e, sinüs ve tanjant fonksiyonları artan kosinüs ve kotanjant fonksiyonları ise azalandır. Özdeşikleri kullanarak açıları dar açıya çevirmek bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. Çünkü dar açıya çevirdiğimiz anda hem işaret hakkında daha rahat bir şekilde yorum yapabiliriz. Şimdi trigonometrik özdeşlikler. Arkadaşlar bunları unutmayın. Kullanacağız sürekli. Hatta soruları çözerken de daha akılda kalsın diye e, bu kısmı sorular içerisinde tekrardan paylaşacağım. E, ve buradan direkt hızlı bir şekilde bakarak da yapabiliriz. Sinüs nedir? Pi bölü 2. Yani 90 eksi alfa değeri kosinüs alfadır. Aynı şekilde kosinüs değerine baktığımızda sinüs alfa değeri. Tanjant aynı şekilde birinci bölge için konuşuyoruz. Aynı şekilde nedir? E, kotanjant alfa kotanjant alfaya baktığımızda tanjant alfadır. Tamam mı arkadaşlar? Yani hesaplamadı şu. Sinüs 90 eksi alfa, kosinüs alfa. Kosinüs 90 eksi alfa, sinüs ve alfa. Tanjant 90 eksi alfa, kotanjant alfa. Kotanjant 90 eksi alfa nedir? Tanjant alfadır. Aynı şekilde sinüs 90 artı alfa, kosinüs alfa. Şimdi dikkat edin. Kosinüs 90 artı alfa, eksi sinüs alfa. Tanjant değerine baktığımızda güzel kardeşim eksi kotanjant alfa. Kotanjant değerine baktığımızda eksi tanjant alfadır. Pi değerlerine baktığımızda yine e, 180 eksi alfa sinüs alfa. Aynı şekilde kosinüs eksi kosinüs alfa. Buna dikkat edin. Tanjant değeri eksi tanjant alfa. Kotanjant değeri de eksi kotanjant alfadır. Artı değerlerinde de aynı şekilde sinüs eksi, alfa değeri buradan eksi sinüs alfa çıkıyor. Kosünüs 180 artı alfadan eksi kosinüs alfa tanjant nedir? 180 artı e, alfa değerinden tanjant alfa kotanjant nedir? 180 artı alfa derdi kotanjant alfadır. Bu şekilde arkadaşlar bölgelendirmede şimdi bize verildiğinde işte pi eksi kosinüs pi eksi alfa işte ne olacaktır? Eksi kosinüs alfa gibi hemen nedir? Oradaki özdeşiklerden yararlanarak da bu işlemleri kısa bir halde yapacağız. Şimdi ikisi ilgili dostlarım incele bölümüyle devam edelim. Trigonometrik fonksiyonun işaretini belirlerken açının hangi bölgede olduğuna bakarız. 360 dereceden büyük olan açıların önce esas ölçüleri hesaplanmalıdır. Mesela sinüs 163 derece. Hemen hesabı şöyle yapalım arkadaşlar. Bölgelendirmeyi bakın şu şekilde yaptığımızda. Birinci bölge aynı şekilde ikinci bölge. Şurası üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak yazdık. Sinüs 163 burada bir yerde. Doğru mudur? O halde bu bölgede sinüsün değerinin ne olması lazım kardeşim? Kesinlikle ee, nedir? pozitif bir değer olması gerekiyor. Doğru mudur? A işaretleme baktığında evet sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani ikinci bölgede. Kosinüs 245. E, kosinüs 245 burada bir yerde. O zaman burada kosinüs değeri bakın nedir güzel kardeşim? Sıfırdan küçüktür. Doğru mudur? Peki tanjant 372 olmaz. 360'a böldüğümüz anda 12 derece kalacaktır. O zaman biz buna tanjant deriz ki 12 derece. E tanjant 12 derece burada zaten sıfırdan büyük bir değere sahiptir. 645'e baktığımızda fazlalık bakın buradan 285 derece olacaktır. 285 derece de burada olduğu için kotanjant değeri de güzel kardeşim. 285'te özür dilerim arkadaşlar. Bu dördüncü bölgede olacaktır. Dördüncü bölgede de bu sefer de, yine de sıfırdan küçüktür ve bu şekilde sıralanmış olur. Tamam mı arkadaşlar? Mesela A sinüs 20, kosinüs 30, sinüs 40 ve kosinüs 50 derecelerinin doğrusalanışını hesaplayalım. A sinüs 20 bu dursun. B. Kosinüs 30 aynı zamanda sinüs neydi? 60'tı. C zaten sinüs 40 derece. D kosinüs 50. O da kardeşim sinüs 40 derecedir. E baktığımızda güzel kardeşim C ile D birbirine eşittir. Sinüs değerindeki açı değeri unutmayın arkadaşlar arttıkça değeri de artacaktır zaten bu. Ama bu kosinüs olsaydı tam tersi olacaktı buna dikkat edin. A değeri tanjant 20 derece. Peki tanjant 20 derece ve bunların sıralanışını bu da e, doğru bir şekilde bulalım arkadaşlar. Tanjant 20 dursun. B'ye baktığımızda kotanjant 100. Biz bunu arkadaşlar kotanjant 100'ü unutmayın. Kotanjant 90 artı 10 diye yazdığımızda e, pi artı unutmayın nedir? Şey, i̇şte pi bölü 2 artı alfa. E, pi bölü 2 artı alfa bize neyi veriyordu? Eksi tanjant 10'u veriyor. Doğru mudur arkadaşlar? Baktığımızda demek bu. Tanjant 200 derece. E aynı şekilde biz bunu tanjant güzel kardeşim 180 artı şuraya 20 diye yazarız. E tanjant 180 artı 20 dediğimiz anda bu da zaten bize tanjant 20 dereceyi veriyordu. Kotanjant 300'e baktığımızda bu da kotanjant 200 70 artı bakın burası da kaç derece oluyor? 30 derece. E peki kotanjant 270 artı 30 derece baktığımızda bunun da karşılığı eksi tanjant ne olması lazımdı? Eksi 30 derece. E, sıralamaya baktığımızda bakın arkadaşlar zaten 20'ler A ile C birbirine eşittir. E onun haricinde eksi tanjant 10 eksi tanjant 30 o halde D en küçük. Sonra kardeşim nedir? B ve A ile C zaten değerleri en büyük olduğu için sıralaması bu şekilde yapılmış olur. En evet, sevgili dostlarım pekiştir bölümüyle devam edelim. Olduğuna göre A, B, C'nin işaretlerini sırasıyla bulalım. Kosinüs 190. E baktığımızda 180 ile 270 arasında 3. bölgede. E 3. bölgede olduğunda hemen şu şekilde yapalım arkadaşlar. Buradan yapması daha rahattır. 1. bölge, İkinci bölge aynı şekilde üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Kosinüs 190'a baktığımızda 190 burada. O halde kosinüs değeri eksidir. Tanjant 172'ye baktığımızda tan tanjant 172 arkadaşlar buradadır. Değeri güzel kardeşim eksidir. Sinüs 294'e baktığımızda şuradadır. O da eksi değere sahiptir. O zaman bütün hepsinin işareti eksi olması gerekiyor. Evet ikinci soruyla devam edelim. Hemen yine bölgelendirmeyi çizelim. Birinci bölge, ikinci bölge, baktığımızda üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Sinüs 110 derece. Şimdi sinüs 110 derece. Buradaki failde sıralarsak sinüs 110 arkadaşlar. Şimdi hesaplamada şu. Ee, biz bunu yaptığımızda nedir? Yani 180'e tamamlamak istediğimizde. Burası sonuçta sinüsün olması lazım. 70 derece olması gerekiyor. Aynı şekilde kosinüs 320'ye baktığımızda e, bu odası nedir? Kosinüs e, 360'a tamamlarsa 40 derece. Doğru mudur? Bu da kardeşim sinüs bize neyi verecektir? 50 derece. Kosinüs 42 o da sinüs kaç olması lazım? 48 derece olması gerekiyor. E, sıralaması sinüs 70, 50 ve 48 şeklinde sıralanmış olur. Tamam mı arkadaşlar? Üçüncü soruyla devam edelim. Olduğuna göre ABCD ifadeleri neye sıralayınız? Arkadaşlar kosinüs 130. Biz bunu 90 artı 40 ile yazdığımızda o halde burası bakın ne olacaktır? Sinüs 40 derece olur. Sinüs 310. E Bunda arkadaşlar 360 tamamlılık kısmına baktığımızda sinüs 50 derece olacaktır. Tanjant 110'a baktığımızda 180'den çıkarsak o zaman burada arkadaşlar ne olacaktır? Tanjant 70 derece ama eksi değer. Kotanjant 150'ye baktığımızda burası da kotanjant aynı şekilde 30 derece e, nedir? Değeri eksidir. E, sıralamaya baktığımızda zaten bakın şimdi hesaplama şöyle olsun. Sinüs fonksiyonu zaten nedir? Bunlar içerisinde nedir? En büyük olana sahiptir. O halde şimdi baktığımızda eksi 40 derece, eksi 50 derece o zaman A kesinlikle ne olması lazım? B'den büyük olması gerekiyor. C ve D'ye baktığımızda o halde kesinlikle D doğru mudur? Arkasında da C şeklinde sıralanmış olur. Tamam. Bir de şuna dikkat edin. 45 dereceden büyük açılar için tanjant fonksiyonunun birden büyük değerler aldığına dikkat edin. En evet, sevgili arkadaşlar şimdi uygula bölümüyle devam edelim. E, İşaretlerin sırası da şadakilerden hangisidir? Ben yani şöyle yapalım. Birinci bölge doğru mudur? İkinci bölge şöyle baktığımızda üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Sinüs 215'e baktığımızda sinüs 215 arkadaşlar burada olduğu için işaretin ne olması lazım? Eksi olması gerekiyor. Kosinüs 140'a baktığımızda burada kosinüs değeri de eksidir. Tanjant 310'a baktığımızda burada olduğu için tanjant değeri güzel kardeşim nedir? buradan e, burada da aynı şekilde eksi değerine sahiptir. Çünkü bir e, pozitif bir de negatif olacak şekilde karşı bölü komşudan. kotanjan 230'a baktığımızda iki negatifin bölümü pozitif olacağı için zaten bu. Demek ki işaretleri eksi, 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 artı olacak şekilde doğru cevabımız B şıkkıdır. İfadelerin, işaretlerinin arkadaşlar e, ne olduğunu bulalım. Hemen koordinat düzlemimizi çizelim. Birinci bölge, aynı şekilde ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Kosinüs 164 burada. O halde değeri eksidir. Sinüs eksi 80 O zaman eksi, e, eksi sinüs e, 80 derece şeklinde yazabiliriz. Doğru mudur? O zaman burada zaten sinüs değeri pozitif olduğu için önündeki eksiden dolayı burası ne olacaktır? Eksi olacaktır. Tanjant 183. Tanjant. Baktığımızda iki negatiften dolayı buradaki ifademiz ne olmak zorunda? Pozitif olması gerekiyor. Bu da kardeşim eksi. E, kosinüs 296 olduğu için kosinüs 296 derece. O da şurada olduğu için kosinüs değeri de bakın burada nedir? Pozitif değere sahiptir. O zaman eksi eksi artı artı olacak şekilde doğru cevabımız değişiklidir. Üçüncü soruya devam edelim. Olduğuna göre aşağıdaki sınavdan hangisi doğrudur? Şimdi güzel kardeşim x eşittir. Biz bunu sinüs 90 artı nedir? 40 olarak yazdığımızda. Şimdi sinüs 90 artı 40 dediğimizde e bunun karşılığı zaten bakın ne olması lazım? X eşittir nedir? Kosinüs 90 artı olduğu için kosinüs 40 derece. Doğru mudur? Buraya baktığımızda y değeri o zaman burası da kosinüs kaç olması lazım? 50 derece. Aynı şekilde z eşittir. Şimdi buradan da sinüs nedir kardeşim? 180 doğru mudur? E, artı 10 derecede yazarsak o da nedir eksi sinüs 10 derece Bu da kardeşim eksi kaç yapacaktır? kosinüs 80 derece. E, sıralama yaptığımız anda kosinüs değeri açı e, değerincsi büyüdüğü anda nedir? E, sayısal değeri küçülmesi gerekiyordu. O zaman x değeri nedir Kesinlikle y'den büyük olması gerekiyor. Aynı zamanda bunun da ne olması lazım Z en küçük değeri sahiptir. Z, Y, X şeklinde doğru cevabımız A olarak bulunur. Dördüncü soruyla devam edelim. Olduğuna göre ABC arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar sinüs 140. Hemen şöyle yazabiliriz. Sinüs bunu 90 artı nedir? 50 diye yazabiliriz. Doğru mudur? O zaman sinüs 90 artı 50 dediğimiz anda burası kosinüs kaç olacaktır? 50 derece. Doğrusu. E zaten burası kosinüs 70 derece eşittir. Kotanjant 560. 360'tan çıkartırsak burası bakın. Kotanjant kaç oluyor güzel kardeşim? 200 derece oluyor. Biz bunu da hemen şöyle yapalım. Kotanjant 180 artı dedik ki 20 derece şeklinde yazarsak. Peki kotanjant 180 artı 20 dediğimizde burası da zaten kotanjant kaç olacaktır? 20 derece. Tanjant 230'a baktığımızda tanjant bunu da güzel kardeşim 180 artı ben bunu 50 diye yazarsam burası da zaten tanjant 50 yapacaktır. O da kotanjant kaç olmuş oluyor? 40 derece. E sıralamaya baktığımızda şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar sıralamada elimizde kosinüs değerleri var ve aynı zamanda kotanjant değerleri var. Doğru mudur? E peki Kotanjantları kendisine baktığımızda kesinlikle kotanjant 20 nedir? Kotanjant 40'tan büyük olması gerekiyor. CD'den büyük olacak. kosinüs 50, kosünüs 70. O zaman A değeri de ne olması lazım? B'den büyük olması gerekiyor. E, kotanjant değeri hepsinden büyük olduğu için o zaman şöyle bir sıralamanın yapılması gerekir. B, A, D, C. B, A D, C baktığımızda doğru cevabımız eşlik olarak bulunur. En sevgili dostlarım şimdi öğren bölümüyle devam edelim. Herhangi bir açının trigonometrik eşitliğini bulmak için aşağıdaki yol izlenir. İşte açının esas ölçüsü belirlenir. Tamam. Açı değeri işte artı eksi alfa ya da pi artı eksi alfa şeklinde ise isim e, normalde değiştirmeden. Tamam mı? Buradan pi bölü 2 artı eksi alfa ya da 3 pi bölü 2 artı eksi alfa şeklinde isim değiştirerek sinüs, kosinüse ya da tanjant, kotanjant dönüşümü yapılarak zaten Verilen açı normalde alfa türünden yazılıp trigonometrik eşitliği nedir yazılmış olacak. Şimdi arkadaşlar bu kuralı incele bölümüyle bir yapalım. Şimdi bakın trigonometrik özdeşiklere kısmen değindik. Mesela bu özdeşiklerin bazı sorularında kullanmak zorunda kalabiliriz. Mesela bazı sorularda ise kullan, e, kullanılmamız soruyu daha kolay çözümümüzü sağlayabilir. Yani değişken dönüşümünü yapma kısmı. Bu dönüşümler yapılırken öncelikle ifadenin hangi bölgede olduğuna bakılıp işaretlenir. Daha sonra ifadenin isim değiştirip değiştirmediğine bakılır isim değiştirip değiştirmediğine aşağıdaki faaliyetler yardımıyla mesela bunları bir bulmaya çalışalım. 90 derecede isim değiştireceğinden sinüs 90 eksi alfaya kosinüs alfa. Tamam mı? Sinüs pozitif değer Yani isim değiştirmede. Sinüs 90 eksi alfa kosinüs alfa. Sinüs 90 artı alfa kosinüs alfa. 180 derece isim değiştirmeyeceğinden sinüs 180 eksi alfa sinüs alfa. Çünkü bakın burada isim değiştirdi. Sinüs 180 artı alfa eksi sinüs alfadır. tam buna dikkat edin. 270 derece isim değiştireceğinden. E şimdi burada şeye dikkat edin. 90, 270 yani şuradaki verilenlerde sadece önüne eksi gelecek. 270 eksi alfa da eksi kosinüs alfa. 270 artı alfa da eksi kosinüs alfa şeklinde nedir? Yorumlanacak. Şimdi mesela örnek veriyorum. Sinüs 3000 derecenin değerini hesaplayalım. 360'a böldüğümüzde açı değeri 120 derece. Kardeşim sinüs 120 dereceyi ben sinüs 180 tamam mesela sinüs 120 ne anlama geliyor? Sinüs 180 eksi 60 doğru mudur? Yani şurada hemen bir bakalım. Sinüs 180 eksi 60 dediğimiz anda e zaten bu sinüs 60 anlamına geliyor. Doğru mudur? E sinüs 60'ın da karşılığı zaten pi bölü 3'tür. Tamam mı arkadaşlar? E, i̇şimizi kolaylaştıracak bir nevi. Mesela bu ifadeyi sadeleştirelim. Kosinüs 90 artı x dediğimiz ifade. E kardeşim kosinüs 90 artı x'e baktığımızda hemen bakın. Şöyle hesaplamayı yapalım. Şimdi kosinüs 90 artı x dediğimiz durumda e, o zaman bu ifadenin ne olması lazım? Eksi sinüs şeklinde değiştirmesi gerekiyor. Şurası eksi bakın ne olacağız? Sinüs x. Ondan sonra e, buraya geliyoruz. Sinüs 180 artı x. Bak şimdi 180 artı x de eksi sinüs alfa. O zaman da eksi sinüs x bölü kosinüs x. Eksi 2 tanesi için bölü koslan O zaman sinüs bölü kosinüs bize tanjantı veriyordu. Eksi 2 tanjant x olarak bulunmuş olur. Mesela ABC özdeşliğini bulalım. Sinüs 115 derece. 115 dereceyi ben sinüs 180 derece eksi 65 derece şeklinde yazabilirim. 115'i verecek. Doğru mudur? O zaman hemen şuraya gel bak. Sinüs 180 eksi kardeşim bu. Bu bize sinüs 65'i veriyormuş. Dursun. 240 dereceye baktığımızda o da nedir? 180 artı. Tamam bak dikkat edin. Kosinüs 240 diyor. O da kosinüs 180 artı 60'ı verecek. E kosinüs 180 artı 60 e, da kardeşim. Şuna dikkat edin. Nedir? Eksi kosinüs 60'tı. Değil mi? Üçüncü bölgede mesela kotanjanta baktığımızda bunu da 180 eksi 50 şeklinde yazabiliriz. E şimdi kotanjant değerinde kardeşim 180 eksi 50 dediğimiz anda e zaten eksi kotanjant 50. Tanjant 340'a baktığımızda 360 eksi ona da 20 diyeceğiz. O zaman bu da tanjant zaten eksi tanjant 20 olarak bulunmuş olur. Şimdi sevgili dostlarım pekiştir bölümüyle devam edelim. İfadelerin eşliklerini bulalım. Bakın x değeri 0 ile pi bölü aralığında verilmiş. Kosinüs pi bölü 2 eksi x. E kardeşim 90 eksi x dediğimizde birinci bölge. Birinci bölge değil mi? Burada birinci bölgede bu sinüs x olarak yorumladık. Aynı şekilde 180 artı x dediğimiz anda ikinci böl şey, üçüncü bölgede değil mi? 180 artı x dediğimizde üçüncü bölgede kardeşim sinüs fonksiyonu eksi, eksi sinüs x. E, tanjant 270 eksi x dediğimiz anda o da üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede de kardeşim burada kotanjant x'tir. E buna göre değerlerini bulduğumuzda sinüs x eksi sinüs x eksi kotanjant x. O zaman bunlar birbirini götürdüğünde eksi kotanjant x olarak bulunmuş olur. Evet ikinci soruyla devam edelim. ABC'de dik üçgen için yukarıda verenlere göre kosinüs x değeri kaçtır? E güzel kardeşim burası kök 5. Nedir? Karesi 5. 2'nin karesi 4, 9. Bu dışarıya nedir? 3 olarak çıktı. O zaman burası 3 benden istediği kosinüs x değerini soruyor. E şimdi hesaplayalım. Şurası güzel kardeşim 180 eksi x midir? E şimdi hesaplamada şöyle olsun. Bakın bana kosinüs örnek veriyorum 180 eksi x demek. Tamam mı? Kosinüs 180 eksi x demek. Şimdi bunun hesaplamasında e, kosinüs değeri komşu bölü nedir? Hipotenüs. Yani kök 5 bölü 3. Ama sonuç olarak baktığımızda şimdi kosinüs 180 eksi x'in karşılığı aslında neydi güzel kardeşim? Eksi kosinüs x demektir. O da zaten kök 5 bölü 3'tür. O zaman kosinüs x'imizin karşılığı eksi kök 5 bölü nedir? 3 olarak bulunur. En sevgili arkadaşlar şimdi uygula bölümüyle devam edelim. Birinci sorumuz şu. Olduğuna göre tanjant x değeri kaçtır? Arkadaşlar ne demiştik? Pi ve 2 pi de isim değiştirimi ama diğerlerini de değiştir. Doğru mudur? Bölgesine göre isimlendirdiğimizde o zaman burası bakın ne olacaktır? Eksi kosinüs x değerinin karşılığı eksi 7 bölü 25. X'leri ortadan kaldırdığımız arkadaşlar kosinüs x'imizin karşılığı o zaman 7 bölü 25'tir. Hemen şöyle bir afili bir üçgen çizelim. Doğru mudur? Açı değerine baktığımızda açımız x'imiz bu. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten 7, 24, 25 üçgeni Benjen, benden tanjant x'in değerini istiyor. Tanjant karşı bölü komşu olduğu için 24 bölü 7 olarak bulunur. Doğru cevabımız e şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. Kosinüs pi artı x'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kosinüs pi artı x dediğimiz ifade. Şimdi pi ve normalde 2 pi değerlerinde zaten arkadaşlar neydi? İsim değiştirme gerçekleşmiyordu. O halde bu pi değerine baktığımızda burada kosinüs x'imizin karşılığı kesinlikle ne olmak zorunda? Nedir? Eksi ve aynı şekilde bulunduğu bölgeye göre artı değerini alması gerekiyor. Doğru mudur? Şimdi tanjant x'in karşılığına baktığımızda eksi 3 bölü 2 olarak verilmiş. Hemen şöyle yapalım. Tanjant x'imizin değeri Şurası 90 derece. Aynı şekilde tanjant x'imiz neydi güzel kardeşim? Karşı bölü komşudan. O halde ben buraya baktığımda 3'ün karesi artı 2'nin karesi nedir? Eşittir. A kare dediğimizde burası 13 yapacaktır. Kök 13 değeri olarak çıktı. Şimdi x'e baktığımızda. Şimdi kosinüs x değeri e komşu bölü hipotenüsten o zaman 2 bölü ne olması lazım? Kök 13 olması gerekiyor. İkinci bölge ve üçüncü bölge değerine baktığımızda eksi değeri olduğu için diğer bir diğeri de zaten eksi 2 bölü kök 13 olacaktır. Ve bunun çarpımı da zaten eksi 4 bölü 13 olarak bulunur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Yukarıdaki özdeşliklerden diyor ki hangileri doğrudur? Şimdi bakalım pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de ne olması lazım? İsim değiştirmesi gerekir. Doğru mudur? O zaman bu yanlış. Sinüs pi eksi x de pi ve 2 pi de isim değiştirmez. Ve e, bu bölgeye baktığımızda arkadaşlar bölgelendirmede ikinci bölge değeri nedir? Sinüs x'imizin değeri kesinlikle nedir? Pozitif değere sahip olması lazım. O zaman bu değerimiz doğrudur. Aynı şekilde kotanjant 3 pi bölü 2. Edik ya pi bölü 2 ve aynı zamanda 3 pi bölü 2 değerlerinde isim değiştirmesi gerekir. Doğru mudur? E o zaman kotanjant x olarak demiş. Hayır o zaman bu da yanlış. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soruyla devam edelim. İfadesinde işte hangisidir? Arkadaşlar sinüs pi eksi x, -X pi ve 2 pi neydi kardeşim? İsim değiştirme yoktu doğru mudur? O zaman sinüs pi eksi x değerine baktığımızda buranın ne olması lazım? Sinüs x olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Peki kosinüs pi bölü 2 isim değiştirmek zorunda. O zaman sinüs x doğru mudur? Burada değerimiz nedir? Eksidir. Dikkat edin. Sinüs 3 pi bölü 2'de isim değiştirmesi gerekir. Buranın kosinüs ne olması lazım? X olması gerekiyor. Peki bölgelendirme kısmına baktığımızda burada kardeşim pi bölü kısmının ne olması lazım? Eksi olması gerekiyor. Doğru mudur? Buna dikkat edin. Çünkü nedir? 1, 2, 3. bölge. Doğru mudur? Yani baktığımızda 270 eksi x orada sinüslerinin eksi yani kosinüslerinin eksi olması gerekiyor. Bunlar birbirini götürdüğünde bu işlemin sonucu kosinüs x olarak çıktı. Peki 15 pi bölü 2'ye baktığımızda biz bunu 15 2 katına bölersek yani 4'e böldüğümüzde 3 çarpı 4 12 3. O zaman burası da 3 pi bölü 2 artı x olarak yazarız. E kosinüs burada kardeşim nedir? İsim değiştirecektir. O zaman sinüs x değeri olacaktır. O zaman da bunun da oranı eksi kotanjant x olarak bulunur. Baktığımızda doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi öğren bölümüyle devam edelim. Sinüs ve kosinüs teoremi. Sinüs teoremi şudur arkadaşlar. A bölü Nedir? Sinüs A eşittir. Aynı şekilde B bölü sinüs B o da eşittir. C bölü sinüs C şeklindedir. Eşitliğinin sağlanması gerekiyor. Yani karşı uzunluk bölü açısı. Karşı uzunluk bölü açısı şeklinde oranlayabiliriz. Bunu takla attırıp da ters de yapabiliriz. Bazen geri gelecek. Sinüs A bölü A aynı şekilde sinüs B bölü B şeklinde yazabiliriz. Kosinüs teorimi şudur. Hangi açıyı bulmak istiyorsak ya da oradaki açı değeri verdiyse onun karşısındaki kenarın karesi A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs alfa. Ya da buradaki B açısı üzerinden işlem yapacaksak yine aynı şekilde B kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2AC kosinüs B şeklinde nedir? Arkadaşlar teoremi kurmuş oluruz. Şimdi sevgili arkadaşlar incele bölümüyle devam edelim. Mesela örnek verelim. Burada işte alfa değeri işte e, aynı şekilde ABC 90 2 alfa şeklinde verilmiş. Mesela yukarıdaki ifadeleri var. tanjant alfa değerini Hesaplayalım. Kardeşim biz buraya hemen ne yaparız? Bir beta değerini yazarız. Doğru mudur? Sonuçta alfa 90-2 alfa artı al, e, alfanın karşısının 180 olması lazım. O zaman beta karşılığı 90 artı alfa olarak çıkmış oluyor. Benden tanjant alfa istiyor. E açıları kullanacağız. ABC üçgeninde burada baktığımızda 6 bölü sinüs beta. Doğru mudur? 4 bölü sinüs alfa dediğimizde sinüs bölü kosinüs zaten 2 bölü 3. O da bize tanjant değerini vermiş olur. Ya da aynı şekilde uzunluk üzerinden bağıntısı verildiğinde işte x'i soruyor. E o zaman buradaki açı ile buradaki açı aynı. Ben burada kosinüs teoremini uygularsam 7'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi. 2 çarpı 5 çarpı 3 kosinüs c deyip buradaki alfa değerini hesaplarız. O da zaten buraya karşı geldiği için. Aynı işlemi burada bir daha tekrarlarız. x kare eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa dediğimiz anda x değerini bulmuş oluruz. En sevgili arkadaşlar şimdi pekiştir bölümüyle devam edelim. Yukarıda verilenlere göre AC uzunluğu x nedir diyor. <laughs> şimdi arkadaşlar açı üzerinden bu işlemi yapabiliriz doğru mudur? Ya da e, buradan mesela sinüs teoremi ya da e, bildiğimiz üçgenlerde benzerlik 30-60-90 bunları da kullanabiliriz. Ama konumuz trigonometri olduğu için arkadaşlar hemen bunu bir kullanalım. Sinüs teoremine baktığımızda 6 kök 6 bölü sinüs 45 eşittir. X bölü 60 derece dediğimiz anda sinüs 60. Buradan zaten x değerini bulmuş oluruz. Ya da arkadaşlar buradaki x değeri kaçtır? Şimdi şu açıyı benim bulabilirim. Doğru mudur? Bu uzunluk verilmiş. Burası 6. Burası 10 şeklinde verilmiş. Şimdi baktığımızda 6, 8, 10. Yani aslında buranın 90 derece olduğu ortaya çıkıyor. Doğru mudur? Biz hemen kosinüs teoreminden 8'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs beta'dan buradan kosinüs değeri bakın 3 bölü 5 olarak çıktı. Aynı şekilde burada tekrardan değil mi bir daha kosinüs teoremini uyguladığımız anda x değerini zaten bulmuş oluruz. Evet sevgili dostlarım şimdi uygula bölümüyle devam edelim. ABC üçgeninde BAC 45 burası aynı şekilde 75 derece 45 derece ve AC uzunluğu 6 kök 2 santim olarak verilmiş bizden x'i soruyor. E hemen sinüs terimini uygulayabiliriz doğru mudur? x bölü sinüs 45 sinüs 45 nedir arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 eşittir. Aynı şekilde 6 kök 2 bölü doğru mudur? Şuradaki açı değerine baktığımızda 75 45, 120. Buraya da kaç kalıyor? 60 derece. Sinüs 60. O da güzel kardeşim. Kök 3 bölü 2'dir. Tamam. Sadeleştirdik. İçten dıştan çarpımı yaptığımızda kök 3 çarpı x'imizin karşılığı eşittir. 6 çarpı 2'dir. O zaman x'imiz buradan 12 kök 3 bölü 3 yani x'imizin karşılığı 4 kök 3 olarak çıkmış olur. Doğru cevabımız a şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıda verilenlere göre alfa kaç derecedir? Hemen 13'ün karesi 169 eşittir. 8'in karesi 64 artı 15'in karesi 225 eksi. 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı nedir? Kosinüs alfa. Burası 169 eksi 289 toplayıp sol tarafa attığımızda eşittir. Burası da eksi e, nedir? 2 çarpı 120 çarpı güzel kardeşim kosinüs alfa. Buranın farkını aldığımızda eksi 120 eşittir. Eksi 2 çarpı 120 çarpı kosinüs alfa. 120'ler gittiğinde ozunuz, e, kosinüs alfa değeri o zaman arkadaşlar 1 bölü 2 çıkar. Kosinüs 1 bölü 2 Aynı zamanda ne olması lazım? Kosinüs kaç derecedir? 60 derece. O da sinüs 30 derece karşı gelir ki alfa 60 olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. ABC demiş ki eşkenar dörtgen. 6. Doğru mudur? O zaman burası 4. 2. Burası 4. Buna göre X kaçtır? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. EF uzunluğunu soruyorsa. Güzel kardeşim şöyle paralelimizi çekelim. Doğru mudur? O zaman burası 2 ise. E bunun tamamı 6 ise burada 2 kalmış oluyor. O zaman burası da 60 derece. E baktığımızda burası 6 derece. E ben bunu x dediğim anda kosinüs teoreminden bulurum. O zaman x kare eşittir. Nedir? 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi 36. Doğru mudur? Eksi 2 çarpı e, 2 çarpı 6 çarpı kosinüs 60. Buradan x kare eşittir. Kaç kıyor bakın? 40 eksi 24 çarpı kosinüs 60. 1 bölü 2. Buradan 12 28 her tarafın kökünü aldığımızda kök 28 o da 2 kök 7 olarak bulunur. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır.